Televizyonda ve gazetede şu tür haberleri çok fazla görmeye başladım. Kira fiyatları fırladı ve vatandaş kiralık ev bulamıyor, var olanlar da aşırı pahalı. Bununla ilgili tabii ki birçok sebep öne sürülmüş. Okulların başlaması denmiş, hayat pahalılığı denmiş, vatandaş aç aç denmiş. Ancak çok ilginç bir şekilde şu olaydan hiç bahsedilmemiş. Size de sormak istiyorum arkadaşlar. Hem kiracı gözünden hem de ev sahibi gözünden ne düşünüyorsunuz bu konuda veya tecrübeleriniz nelerdir? Bunları da söylerseniz sevinirim. Ben kiralık ev sayısının çok az kalmasının, kiralık ev bulunmuyor noktasına gelinmesinin seneler içinde aşama aşama gerçekleşen bir durum olduğunu düşünüyorum. Hemen size kendi yakınımdan örnek vereyim. Babamlar zamanında evi kullanmadıkları için kiralamışlardı. Kiracılar yalvar yakar. Abi ne zaman istersen çıkarız diye. Evi kiralamışlardı. Sonrasında babamlar İzmir'e geldiğinde ve bizim artık yerleşmemiz lazım dediğinde çıkmamışlardı. Ve babamlar babaannelerin evinde 2 sene civarı o minicik evde kalmak zorunda kalmışlardı iki aile olarak. Çık diyorsun, çıkmıyor. Mahkemeye veriyorsun. Mahkeme bitmiyor bir türlü, uzuyor. Kiracı geliyor diyor ki çıkarım ama bana başka ev ayarlayacaksın. İşte hava parası vereceksin. Şunları şunları yapacaksın bana. İşte bak benim masrafım olacak. Onları karşılayacaksın. Ve çıkmayan kiracıya eğer mafya değilsen yani çıkmayan kiracıya karşı yapabileceğim bir şey yok. Ve bu benim dediğim çok seneler önce. Bundan sonra artık kiracı hakları iyice arttı. Yani şu bir gerçek mi? Kiracıyı çıkarmak istiyorsun. O da çıkmak istemiyor. Ne yapabilirsin? Ya da kiracı kirayı vermiyor ona karşı yapabileceğim bir şey. Onu bilmiyorum. Var mı yok mu? Çünkü bir şey olduğu zaman zavallı insanı kapının önüne koydular oluyor. Yani kendi paranı istiyorsun. Kendi paranı istediğin için zalim durumuna düşüyorsun bir de. Kendi evine gireceksin. Kendi evine girmek istediğin için gene zalim durumuna düşüyorsun. O eski Türk filmlerindeki ev sahiplerini bilirsiniz. Şener Şen işte memurdur, doğru düzgün parası yoktur falan. Ama dördüncü çocuğu yapar. Kiracı böyle elinde sopayla bekler falan. Nerede bizim kiramız falan diye. E sen hem hakkını istiyorsun hem de kötü adam durumuna sen düşüyorsun. Hem bir de hakkını da alamıyorsun. Bundan tecrübe alarak kardeşimin evi vardı. Birkaç sene boş durdu. Kira için teklif ettiler birkaç yerden. Hiçbirini kabul etmedi. Bu sebepten dolayı. Biz Amerika'dayken bizim içinde kaldığımız ev boş durdu. Burası biliyorsunuz yani benim kaldığım ev babamın de eskiden. Biz buraya taşınmadan önce birkaç sene boş kaldı. Biz gidip gelip burada çekim yapıyorduk. Bizim çekim stüdyomuz haline gelmişti yani. Birçok kısa filmi, skeci burada çektik. Sonra biz Amerika'ya gittiğimizde bir sene daha gene boş kaldı. Gene kiraya vermedik. Sebep hep buydu. Çünkü biz şunu biliyoruz. Kiracıya Elini kaptırırsan kolunu kurtaramazsın. Yani biz bunu biliyorduk. O yüzden de bunu yapmadık. Çok ilginç bir denge bu. İlginç denge dediğimiz olay şu arkadaşlar. Kiracıya iyilik yapacağım diyorsun. Çünkü evet yani sen kiranı ödüyorsun diyelim. Ve şöyle de bir kontratın olsun. Kiramı ödediğim sürece bak buna kesinlikle eyvallah. Kesinlikle eyvallah. Kiramı ödediğim sürece işte 5 sene beni çıkartamaz. Atıyorum yani. Veya kaç anlaştıysa 3 sene çıkartamaz kiramı ödediğim sürece veya 2 sene çıkartamaz. Ondan sonra 2 sene bitti veya 3 sene bitti kontratı gerekirse yenileriz. Eğer böyle bir şey varsa o zaman kesinlikle itirazım yok. Yani önceden sen sözleşmeni yapmışsın diyorsun ki 3 sene boyunca kiralayacak bana. O 3 sene boyunca artık ev sahibi çık diyememeli bence de. Ya da kaç sene ise. Ama benim bildiğim kadarıyla durumlar böyle değil. Gittikçe daha fazla hak verildi kiracıya. Böyle olunca ev sahipleri daha çok korkmaya başladı. Aslında kira güzel bir gelir. Ama alamadıktan sonra neye yarar? Yani boşta evim var, kiraya vereceğine sat, faize koy parasını. En azından kesin olarak o paranın geleceğini biliyorsun. En azından bankanın kaçmayacağını, lan kaçmadık ya falan ağızda sigara böyle. İhtiyacın varsa veririz bilader demeyeceğini biliyorsun yani. Bu gerçekten ilginç bir denge arkadaşlar. Ve bunu başka yerlerde de görüyoruz. Şimdi dedik ya kiracının çok fazla hakkı olduğu için ev sahibinin götü yemiyor. Dolayısıyla birçok kişi evini kiraya vermiyor. Dolayısıyla kiralanacak ev çok az. Dolayısıyla kiralar çok yüksek. Belki adam şeyi düşünüyor. Lan bir kirayı alamasam bile en azından daha önce aldıklarımla kurtarırım falan. Veya şu da olabilir. Adam mafya bari bir tiptir. Der ki ben her türlü alırım bunu. Kirayı da istediğim gibi gömerim. Yüksek söylerim. Nasılsa birileri kiralayacak seve seve. Kirayı ödemezse de ben bir şekilde ödettiririm ona yani cesaret edebilecek insanların da bu şekilde fahiş fiyat yapmasının sebeplerinden bir tanesi de bu tabii ki az ev olması da o sebeplerden bir tanesi. Buna benzer şu var arkadaşlar. Kendisine kadın hakları koruyucusu diyen örgütler. Bunlar sözde kadın haklarını korumak için çaba sarf ediyor. Gerçekte bunun umurlarında olmadığını biliyoruz. O örgütlerin umurlarında olmadığını biliyoruz. Ama ben çevremde şunu çok görüyorum. Taciz iftirasına uğradı ve hapse atıldı. Ya ben bunu çok görüyorum. Yani tanıdığımın tanıdığı falan böyle hapse girmiş bu sebepten dolayı. Bunun internet üzerinde çok kişi tarafından savunulduğunu biliyorum. Yani kadının beyanı esastır aslında birine hüküm giydirmek için değil. Birini tutuklamak için veya birine dava açmak için. Ama ciddi ciddi hüküm giydirmek için de kadının beyanının yeterli olmasını iddia eden çok fazla insan var. Kendisine feminist diyen ne kadar feminist onu bilmiyorum Ne kadar kadın hakları savuncusu Kendileri gerçekten kadın mı Ama bunu savunan çok insan var Bahane olarak da şunu görüyorum Kadın tanımadığı bir erkeğe iftira mı atacak Ya da neden iftira atsın? Ulan görüyoruz işte İçeri giriyor para istiyor parayı vermeyince Neyse ki güvenlik kamerasından yakalanıyor Çingen kadın bana şu parayı vermezsen Taciz etti derim diyor Harbiden de koşuyor dışarıya taciz etti diyor İnsanlar topluyor adamı dövüyorlar bir de Sonra güvenlik kamerasından ortaya çıkıyor e güvenlik kamerası olmasa bir de içeri mi girecek? Şimdi bu noktaya gelindiği zaman hatırlıyor musunuz ne dediklerini? Erkekler uykularınız kaçacak. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet erkeklerin uykuları kaçıyor. Bir kadınla asansöre binmeye korkuyorlar. Bir kadınla yalnız kalmaktan korkuyorlar. Aynı odada yalnız kalmaktan korkuyorlar. Çünkü şunu biliyorlar. Beni taciz etti diye koştura koştura dışarı gitse göte geldi adam. Adam göte geldi. Her yerde o yüzden güvenlik kamerası olması lazım. Ve bu noktada da bundan bağımsız olarak bir de şunu görüyorum: bazı insanların isyanı. İşe alınırken erkekler daha çok tercih ediliyor. Şirkette vesairede erkekler daha çok tercih ediliyor. Bu serzenişi de görüyorum. Adam büyük ihtimalle erkek tercih ediyor. Seksist. Yakıştırmasını tercih ediyor. Tacizciye göre yani. Tacizci olup içeri gireceğime diyor. Seksist desinler daha iyi. Bir tarafa aşırı hak vermek arkadaşlar. Bir tarafa tepki gösterilecek şekilde ya da diğer tarafın bir dakika biz buna önlem almalıyız diyeceği şekilde aşırı hak istemek onların iyiliğine değildir. Bu kendisine feminist örgütler diyen insanların gerçekten kadın hakları umrunda değil bunu biliyoruz. Ve iyilik değil kötülük yaptıklarını da biliyoruz. Çünkü her erkek tacizci değildir. Tacizci olmayan bir sürü erkek var. Ve bu tacizci olmayan erkeklerin de en büyük korkusu tacizci damgası yemek. O yüzden de bunu gördükleri zaman evet o toksik feministlerin dediği gibi uykuları kaçıyor ve o yüzden de mümkün olduğu kadar uzak durmaya bakıyorlar bu tür insanlardan. Bununla ilgili bir sürü daha örnek verebiliriz. Benim aklıma hemen sokak hayvanları geldi mesela. Sokak hayvanları zamanında toplatılıp barınaklara götürülseydi tam bir tepki olarak demiştim ya. Bir gün gelecek çok büyük bir şey olacak, büyük bir olay yaşanacak. Bütün sokak hayvanları özellikle köpekler zehirlenecek. E şimdi bu mama toplama derneklerinin sokak hayvanlarının alınıp barınakları götürmesini, özellikle köpeklerin alınıp barınakları götürmesini engellemesi o hayvanların yararına mı oluyor, zararına mı?